Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve huve's-semî'ul alîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bizim inancımıza uygun olan söz başlangıcıyla sözlerimize başladık. Rabbimizin adıyla, ona hamd ederek, onu överek, onun varlığını ve birliğini kabul edip yücelterek ve Peygamber aleyhisselama kıyamete kadar isminin unutulmaması için dua ederek, ona iman edenlerin sayısının artması için dua ederek sözlerimize başladık. Rabbim bereketlendirsin. Sizlerle haftada bir gün bu programda buluşmaya çalışıyoruz. Bazen yolculuklar ve rahatsızlıklar sebebiyle aksama oluyor. Aksamalardan dolayı bizi takip eden kardeşlerimizden özür dilerim. Rabbi Zülcelal güç versin, kuvvet versin. İnşallah muhabbetimiz devam etsin. Çantay hadisleri, ana başlığımız bu. Çantay kim? Hasan Basri Çantay. Balıkesir'de dünyaya gelmiş. Balıkesir'de vefat etmiş. 20. asrın başında bir hayat sürmüş. 20. asrın ikinci yarısına kadar. Alim bir zat. Aynı zamanda çok gayretli. Kuvayi Milliye hareketini, ruhunu Balıkesir'de ayağa kaldıran insanlardan bir insan. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi mebuslarından, yani milletvekillerinden Mehmet Akif Ersoy gibi çok ciddi bir insanın çok yakın bir arkadaşım. Aynı zamanda gazeteci, yayıncı, dergiler, gazeteler çıkarmış. Aynı zamanda cemiyet hayatına müdahale edecek olan sosyal etkinliklere kapı açmak için pek çok sivil toplum örgütünün kuruluşunda Balıkesir'de öncülük etmiş, her şeyiyle hoş, güzel, temiz bir insan. O bir çalışma yapmış, Peygamber aleyhisselamı seviyor. Seven bir insan ve ondan gelen prensipleri hayata tatbik etmek için gayret eden bir insan. Klasik bir çalışma vardır İslam ilim tarihinde. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadislerinden seçmeler. 40 hadis şeklinde, hadisi erba'in diye Arapçasıyla nitelenen 40 hadis şekliyle, mesela İmam Nevevi'nin 40 hadisi şöhretlidir. Yüzlerce 40 hadis yazan alim vardır. Hasan Basri Çantay merhum biraz daha farklı bir boyutta çalışmış. Sadece bir tane 40 hadis seçmemiş, bir 40 hadis seçmiş, küçük bir risale, eskiler mektup diyorlar. Küçük bir kitapçık diyelim ona. Risale'ye kitapçık da denir. Risale halinde, kitapçık halinde 53'te yayınlamış. Sonra 53, 54, 55, 56 yıllarında bu 10 kere 40 hadisleri çoğaltmış. Bir tane yayınlamış. Sonra bir daha seçmiş, yayınlamış. Bir daha seçmiş, yayınlamış. 10 tane 40 hadisi bir araya toplayınca bir kitap. 10 kere 40 hadis diye bir kitap oluşmuş. Piyasada aranırsa, özellikle internet üzerinden ikinci el kitap olarak bulunabiliyor. Çok az miktarda var. Ben bu hadisleri sizlerle paylaşmayı ümit ettiğimi ta konuşmalarımızın başında ifade etmiştim. Hem hadis kültürümüz gelişsin, hem Peygamber aleyhissalatü vesselama İtaat etme yollarında prensipler nelerdir? Bu anlamda bilgilenelim. Hem Hasan Basri Çantay gibi bir alimi analım, arzu ettim. Elhamdülillah şu ana kadar sizlerle birlikte zannediyorum 8-10 çekim veya 11. çekimdir bu. Yaptık, paylaşıyoruz. Her oturumumuzda da 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis sizlerle paylaşıyoruz. 19. hadise gelmişiz. Önümüzde 19. hadis var. Bu hadisi Hasan Basri Çantay merhum hadis alimlerinden özellikle
kaynak olarak birinci derecede anılanlardan İmam Bukhari, İsmail Bukhari diye bir zat var. Bukharalı kendisi. Bukhari'nin Türkiye'de de tercüme edilmiş, şerh edilmiş, Tecrid-i Sarih diye Diyanet İşleri Başkanlığı 12 cilt halinde piyasaya sürmüş, yayınlamış bir eseri var, hadis kitabı. Efendim, içinde bir hayli yekün tutan, 10 bine yakın yanlış hatırımda kalmadıysa hadis var. Oradan Bukhari'den ve Müslim'den, İmam Müslim de gene hakeza hadis alimlerinden, yine birinci dereceden kaynak gösterilenlerden, oralardan bu ikisinden almış hadisi. Yani buna hadis dilinde müttefakun aleyh deniyor. Yani çok güvenilir bir şahsiyet olan İmam-ı Bukhari ile yine bir o kadar güvenilir, ilmine güvenilen, ahlakına güvenilen ve hadis alanındaki otorite oluşuna güvenilen İmam-ı Müslim, ikisi de kitabına aynı hadisi almışlarsa o hadise müttefek deniyor. Yani müttefakun aleyh, üzerinde ittifak edilen, yani sıhhati konusunda çok güçlü bir delil oluşmuş oluyor, meydana gelmiş oluyor. Yani bu hadisin Peygamberimizden bize intikal edişinde çok güçlü bir sıhhat, sağlıklı bir durum kazanmış oluyor. Ebu Hureyre nakli bize. Ebu Hureyre Allah Resulü'nün yanında bulunan ve özellikle izin isteyen, hadisleri, Peygamberimizin sözlerini yazma konusunda izin isteyen ve yazan bir zat, ondan nakledilmiş. Bu konudaki tartışmalı alanlar özellikle Şia mensubu kardeşlerimiz tarafından Ebu Hureyre reddediliyor. Kendilerine göre sebepleri var. Bence anlamsız bir çalışma veya düşünce. Onu bir kenara koyduk. Evet, şu hadis-i şerif sosyal anlamda bize lazım olan bir prensip var. Cemiyet hayatımız için, sosyal hayatımız için. Bi'set ta'an diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne kötüdür o yemek. Bi'set ta'an. Ne kötüdür o yemek. Ta'amul velime. O yemek ki evlenme ziyafeti, evlenme yemeği. Evlenme yemeği ne kötüdür. Hangi şartlarda? Yud'a ileyhil agniye. O evlenme yemeğine zenginler çağrılıyor. Zenginler, hatırı sayılır insanlar davet ediliyor, çağrılıyor. Ve yutrekul fukara. Fakirler çağrılmıyor. Peygamber aleyhisselam düğün yapan kardeşlerimize tavsiye ediyor. Kendisi yapmış. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın evliliklerinde de gerçekleşmiş. Böyle bir cemiyet yapıldığında çok böyle israf etmeyi tavsiye eden bir şey değil. Hemen işte bizde nedir cemiyetlerde? İşte etli pilav derler, tavuklu pilav derler. Böyle bir şey de olur veya bir zerde veya işte yani bir ikram. Ona velime deniyor. Velime. Bu bizim din literatürümüzde dini terimler ve kaynakla kavramlar içerisinde yer alan bir kelime. Velime. Yani düğün ziyafeti. Düğünde gelen misafirlere yapılan ikram. Az veya çok önemli değil. Fakat bu yemeğin verilmesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ısrarla istiyor müminlerden. Evlenen insanların böyle az da olsa evine misafir gelenlere bir ikramda bulunmasını istiyor. Hatta geçmişimizde buna gücü yetmeyen aileler için konuk komşu hiç kimseye hissettirmeden, o kişiyi açığa çıkarmadan onun evine yemekler götürürler, sofralar götürürler. O fakir kişi, evlenen fakir kişi ise şayet o da gelen giden dostlarına bundan ikram eder. Çok mükemmel bir kaynaşma sebebidir bu. Çok mükemmel. Batı toplumunu düşünürsek özellikle kapitalist anlayışı,
Hani bizde Alman usulü diye yıllarca söylenen bir usul var. Bunu ben yaşadım. Bunu ben yaşadım. Bir Alman aileyi ziyaret etmek istediğimde Berlin'de yıllar önce aracı olan arkadaşlar geldiler. Dediler ki soruyor Alman aile ne zaman gelecek, ne kadar kalacak? Böyle sorular soruyor. Ondan sonra kabul ediyor misafirini. Hani bizde Türkçedeki gibi böyle çat kapı bir misafir olayı yok. Bizde ikram diye bir kavram var. Oralarda imbis dedikleri efendim dönerciler var. Müslümanlar birbirlerine ikram ederler. Parasını öderler falan. Ama özellikle batılı ailelerde batının insanının bir anlamda cebinde akrepten kaynaklanan bir şey değil. Adamların ölçüleri ona göre. Vermeye dayalı bir ölçüleri yok. Kazançlarını vermeye dayalı programlamıyorlar. Dolayısıyla onlarda böyle bir adet, bir hassasiyet çok yaşamıyor. Geçmişlerinde vardı yalnız, onu da söyleyeyim. Bu kapitalizm batıyı bugünkü gibi esir almadıktan önce, almadan önce bu vahşi kapitalizm dedikleri bireysel hayatı yaşamayı tercih etme hali esir almadan önce onlarda da vardı. Sosyal bir birliktelik iyi kötü vardı mutlaka. Neyse uzatmayalım sözü. Peygamber aleyhisselam diyor ki bir insan evleniyorsa gelenlere az da olsa bir şey ikram etsin. Bu ikramın adı velimedir. Buna düğün ziyafeti diye tercümede yer veriyorlar. Tercümelerde velime. Sünnetlerimizde yapıyoruz biz bunu. Evlilik merasimlerinde yapıyoruz biz bunu. Sadece evlilik için değil, sünnetler için de geçerli. Burada zenginleri çağırıp da fakirleri bu yemeğe çağırmamış olanların bu sünnet veya düğün yemeğinin Allah Resulü çok kötü olduğunu söylüyor. Fakiri olmayan sofraya Allah lanet eder. Bu manada da bir meal olarak yaklaşım var. Yani bir sofraya sadece zenginler çağrılmazlar. Özellikle Ramazan ayında sadece zenginlerin programlarda döndüğü iftar sofraları için de bu kavram geçerlidir. Bu anlamda müminlerin sosyalleşmesinde insanların fakir ve zengin diye ayrılmasına Allah Resulü asla müsaade etmiyor. Malum Mekke müşrikleri de fakirleri, bizimle fakirleri aynı sofraya oturtmazsan Ebu Cehil ve avanesi öyle istediler Peygamberimizden. Ebu Cehil ve avanesi fakirlerle bizi aynı sofraya oturtmazsan senin peşinden gelelim, sana iman edelim dediler. Hadisin devamında da şu var. وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَى Bir kimse böyle velimeye, düğün ziyafetine davet edilir. Davet edilir de o davete icabet etmezse, yani o daveti reddederse, o davete tabi meşru bir sebep varsa olabilir. İşte hastalık olabilir, yolculuk olabilir. Meşru bir sebep bunu engelleyebilir. Ama birisi bizi düğün ziyafetine, yemeğine, düğün tebrikine davet ettiyse, biz de o davete gitmemişsek, fakat asallah, Allah Allah, müttefakun aleyh dedik hadise, subhanallah. Hayretimden söylüyorum bunu. Yani çok kıymetli iki alim de bu hadisi kaynaklarda çok sağlıklı bulmuşlar. Bu hadisin Peygamberimizden olduğuna kanaat getirmişler. Öyleyse sözü Peygamberimizin söylediğini düşünerek dinlersek fakat asallah. Bu düğün daveti yemeğini reddeden, terk eden kimse Allah'a isyan etmiştir. Çünkü Allah bu davete uymayı, icabet etmeyi müminlere tavsiye eder. Ve Resulehu ve Resulünün sünnetine bu anlamda isyan etmiştir. Yani isyan demek ki sadece namazda, oruçta, hacda, zekatta terkle olmuyor. Aynı zamanda Allah Resulü'nün ve Rabbimizin razı olduğu gerek sosyal alanlarda gerekse bireysel olarak
beşeri hukukumuzda, insani hukukumuzda göz ardı edersek bazı meseleleri Allah'a isyan etmiş oluyoruz. Bu bir suç kabul edilmiş. Allah katında sevilmeyen bir davranış kabul edilmiş. O yüzden insanlarımız birbirlerinin davetlerine icabet etsinler, birbirlerine küsmesinler, darılmasınlar, birbirleriyle geçimlerini güzelleştirsinler. Bu hadisle bugün yetinelim bu kadar. Çünkü hadisleri böyle tek başına açmaya kalktığımızda her bir hadis bir günlük programımızı alabilir normal olarak. Bir hadis daha okuyalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine bu hadis Tirmizi'de yer almış. O da yine güvenilir İslam alimlerinden bir zat, hadis alimidir. Aynı zamanda bunu da yine İbn-i Hibban'da görüyoruz. Ebu Hureyre'den, Abdullah İbni Ömer'den, iki ayrı zattan. Yani hem Ebu Hureyre peygamberimizden duymuş, hem Abdullah İbni Ömer peygamberimizden duymuş. Her ikisi de bu hadisi nakletmişler, rivayet etmişler. Bu hadiste bir kelime geçiyor. Şerahun, şerah. Şerah kelimesi sözlükte ben baktığımda şu manaları görmüşüm. Metni manayı okuyacağım ama şerahun kelimesini söyleyeyim. Sözlük anlamı pisboğaz demek. Nefsine düşkün, hırslı, ihtiraslı, açgözlü. Açgözlü tam bir şeydir, uygun bir tercümedir. Çok istekli, haris, vazgeçmek bilmeyen bir tutkuyla bir şeyi arzu eden. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bir fıtrat kanununu veya bir şeyi bizim için çok dikkat çekici olarak vurguluyor. İnne likulli şeyin şerahun. Her şeyin bir efendim açgözlülükte zirvesi vardır. İhtirası vardır. Her bir şey için bir ihtiras vardır. Yani insan ister. İşte saatin en güzelini ister, defterin en güzelini, tabletin en güzelini, yolculukların en güzelini, tatil yerlerinin en güzelini, şerah ister. Her şey için böyle bir zirve noktada aşırı bir ihtiras vardır insanda. İnsanın içinde ama henüz açığa çıkmadan olanı söylüyor Peygamberimiz. وَلِكُلِّ شَرَحٍ فَتْرَةٌ. Her aşırı isteğin de bir fetreti vardır. Yani duraksaması vardır. Yani her aşırı isteğin de bir yerde durdurulması mümkündür. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki فَاِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ. Eğer o aşırı isteğin sahibi, o aşırı isteğin önünü efendim engeller, seddede, yani set çekerse, yani doğru olanı, doğruluğu efendim istemek suretiyle set çekerse, ve karebe, ve Allah'a yakın olanı tercih ederse, fe ercuhu, bu Hasan Basri Çantay merhumun harekesi böyle, onun diyor ıslah olmasını umarım. Yani o iyileşmiş olur. Yani bu kötü duygu onda iyiye dönüşmüş olur. Islah olmasını umarım. Böyle bir ifadeden sonra ve in uşira, eğer bir kimse bil esabi' parmakla gösterilirse, bir kimse bu anlamda işte bu açgözlüdür, pisboğazdır, haristir, mala düşkündür, her şeyi çok ister, böyle şöhret bulmuşsa, artık parmakla gösterilecek hale gelmişse, parmakla gösterilecek hale gelmişse, o kimse için فَلَا تَعُدُّوهُ, artık siz o kimseyi saymayın. Adam yerine koymayın yani. Adam yerine koymayın. Yani Türkçesiyle burada anlayabildiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, açgözlülüğü reddediyor. Ama tedavi olmaz bir hastalık olarak görmüyor.
Eğer bir insan isteklerini Hakk'a yakınlaşmak noktasında artırır, oralara yönelir, oralara yüklenirse, pis boğazlığı, açgözlülüğü, ihtirası, efendim her şeye sahip olma duygusunu gemler ve terbiye ederse o insan kıymetli. Ama açgözlülüğünü, hırsını, hırs, Türkçe'de de kullanılır bu, hırsını dizginleyemedi derler. Mesela adam ticaret yapar, çok kazanmak adına çok faizli kredi alır. Şimdi sorarsın niye bu krediyi aldın? İşte çok kazanayım diye. O bir anlamda o çok kazanma hırsı işte budur, şerahtır. Ve eğer bu hırsını dizginleyemiyorsa artık ondan adım, o adamdan hayır gelmez. Onu adam yerine saymamak lazım, ondan da hayır beklemek doğru bir şey olmaz. Dolayısıyla bu anlamda toplumda açgözlülüğü, pis boğazlılığı, efendim aşırı ihtirası, hırsı, her şeye sahip olma duygusunu, bencilliği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dizginleyip tedavi etmemiz gerektiğini vurguluyor. Bu kaostan bizi kurtarır. Toplumsal cinnetten bizi kurtarır. Bu güzel ve uygun olan davranışlara toplum olarak bizi yöneltir. Şu anda aslında bu hadiste söyleyecek pek çok şeyim var ama sadece aklıma geliveren çocuklarımızla ilgili. Yani biz çocuktuk, kendi elimizle yaptıysak bir oyuncağımız vardı. E şimdi çocukların oyuncağı olmasın anlamına söylemiyorum. O kadar çok çeşit çocuklara, o kadar çok çeşit alıyoruz ve önüne yığıyoruz ki çuvallar dolusu oluyor. Ben de bu hatayı yapıyorum. Çuvallar dolusu. Ve artık o çocuk yeni, güzel, orijinal diye bir kavramı kalmıyor zihninde. Daima istiyor. Önüne koyduğunun bir başkasını istiyor. İşte marketlerde, alışveriş yerlerinde özellikle çocukların anne babalara diretmelerini görüyoruz. Bunun sebebi ihtirası biz körüklüyoruz. İşte çocuklukta kazanılan bu açgözlülük, ihtiras, her şeye sahip olma duygusu gibi duygular büyüyünce o çocuklarda bir ahlak haline geliyor ve başkalarına hayat hakkı tanımayan bir davranışa dönüşüyor. Bir hadis daha okuyup bitiriyoruz. Bir hadis daha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok özel bir benzetme ile fitne ile, yani karışıklıkla, yani kanunsuz bir hayatla ilgili bir uyarıda bulunuyor Efendimiz. Mâ zi'bâni câ'i'ân. İki tane aç kurt. Ursilâ fî ganem. Bir koyun sürüsüne salınırlar. Yani saldırırlar. Bi efsede lehe. Öylesine bir ifsat meydana getirirler. Yani karma karışık olur koyun sürüsü. Darmadağın olur. İşte bu min hırsıl mer'i. Kişinin hırsı da böyledir. Aç kurtların koyun sürüsüne dalması gibi. Alel mali. Mala karşı kişinin hırsı da böyledir. Yani kişinin mala karşı hırsı eğer çok yüksek olursa, ki az önceki hadisi tamamlayıcı oluyor, aç kurtların sürüye dalıp da her tarafı tarumar ettiği, karma karışık ettiği, sürünün disiplinini, efendim düzenini, yaşam tarzını allak bullak ettiği gibi bu hırs, kişinin mala aşırı düşkünlüğü de aynı şekilde. Bir de ve şerafi, şerefe, yani şöyle işte büyük müdürdür, şudur budur falan gibi asalete, şerefe düşkünlüğü, efendim o kişinin lidinihi, dinine öyle aç kurtların sürüye zarar verdiği gibi dinine zarar verir. Cümleyi bir toparlamış olayım. İki aç kurt nasıl sürüye saldırdığında
sürüyü tarumar ederlerse, mala ve şerefe aşırı düşkün, hırslı, açgözlü, pisboğaz bir insanın da dinine o sürüyü dağıttığı gibi zarar verir, dinini dağıtır, darmadağın eder ve din onun için bir anlamda yok olur. Allah Celle Celalü bizi de sizi de her türlü yanlışlıklardan muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugün sözümüzü burada kapatalım inşallah. Bundan sonra 22. hadisten itibaren sizlerle tekrar önümüzdeki hafta buluşmayı arzu ediyorum, temenni ediyorum. Peygamberimizin tavsiye ettiği bu tavsiyelere uygun yaşamak bizim için arzudur, istektir. Allah sizi de bizi de ıslah etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.